Bir yerde bir katliam varsa, Müslüman milliyet ayrımı yapmadan o katliamı tel'in etmeli, lanetlemeli. Aleyhissalatü vesselamın hadisinde buyurduğu gibi. Bir yerde bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltin. Elim yetmiyor, gidemiyorum, yardımcı olamıyorum, koşamıyorum, koşturamıyorum, savaşamıyorum. Nerede o cesaret? Gidip orada savaşamıyorum. Hadi neyse. İmkanım yok, parasal destek veremiyorum, gıda yardımı yapamıyorum, silah desteği veremiyorum, oradaki insanlara lojistik yardım sağlayamıyorum, bu imkanlarım yok. Elimle bu işi düzeltemiyorsan o zaman sözünle düzelt. Yani fitne, fesat çıkartma. O insanlara yardımcı olabilecek durumda bir şeyler yap. Söz söyle. İnsanlara o konuyu aydınlat. İnsanların yanlış yola gitmelerini engelle. O konuda insanları düzelt diyor Aleyhisselatü Vesselam sözünle. Söz söyle ya, kelam söyle. Oturduğun yerden, yattığın yerden, kullandığın imkanlarla. Bu bir imkan, bak bu cuma burada bu imkansa söz söyle yapamıyorsan işte. Bak söylüyorum. Daha ben ne yapayım? Bana silah verseniz ben anlayamam ki, atamam ki, kullanamam ki ben. Söz söylüyorum, ikaz ediyorum, uyarıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Yapabildiğim bu. Bunu da yapamıyor musunuz diyor Aleyhisselatü Vesselam. O zaman kalben buğz edin. Yani o olaya taraftar olmayın, sevinmeyin. Zaten sevinmiyoruz ki hocam. İyi düşünün. İyi düşünün. Bir zamanlar bir toplumun milletine zulmedildiği zaman eğer o milliyet sizden değilken sevinenlere sesleniyorum. Bugün feveyan edenler, bugün ortalığı ayağa kaldıranlar, bir zamanlar sizin olmayan toplumlara zulmedildiği zaman veya siz zulmettiğiniz zaman nasıl bayram ediyordunuzu iyi düşünün. Ondan sonra bugün aynı zulüm size geldiği zaman feveyan ederken oturun, başınızı iki elinizin arasına alın, düşünün bakayım hatayı nerede yaptık. Da bu musibet bugün bize geldi diye düşünün. Aynı şey bizim için de geçerli. Aynı şey onun için de geçerli. Her millet için geçerli. Dolayısıyla bir millete zulmediliyorsa ben üzülüyorum. Ben gerçekten üzülüyorum. İnanın üzülüyorum. Ben şu anda Kobani'de geçen gün gördüm. Çocuk ya, çocuğun suçu ne ya? Bunun milliyeti mi olur? Başı gözü sarılmış, ağlıyor, feryat ediyor. Gözü çıkmış, kafası yarılmış, kolu kopmuş. Ben buna üzülüyorum. Ama o kardeşim, acaba Filistin'deki kardeşime, Filistin'deki çocuğa üzüldü mü? Burası önemli. Acaba Doğu Türkistan'daki oradaki katliamlara üzüldüler mi? İnsanlık bunu gerektirir. Milliyet ayrımı yapmadan zulmün her tarafına ortak tavrı gerektirir. Müslümanlık hiçbir şekilde sadece kendinize saldırıldığı zaman ortaya ayağa kaldırmak demek değildir. Bunlar yanlış şeylerdir. Bunları yapanların zerre kadar bugün ülkemizde bu acı tabloları sergileyen, ortalığı yakan yıkan, yani açık söylüyorum, halk otobüsünü yakan adamın Müslümanlıkla zerre kadar alakası yoktur. Halk otobüsü, halkın otobüsü ya. Yarın utanmadan ona binip işine gidecek adam. Bir ne bileyim insanlığa hizmet veren para çekme makinesi, bu insanlığa hizmet için konmuş oraya. İşimizi gördüğümüz toplumun istifadesine sunulmuş bir bankamati, bir marketi, bir yağmalamanın Müslümanlıkla zerre kadar uzaktan yakından alakası yoktur. Müslüman böyle oyunların içerisine girmemesi lazım. Destek dahi olmaması lazım. Bunlar cehennem odunudur. Dünyayı yakanlar, yıkanlar, fitne, fesat, fücur çıkaranlar. Bununla alakalı da bir sürü ayetler var ama vakit. Hakkınızı helal edin inşallah. Rabbim milletimize ve İslam coğrafyasına, öncelikle İslam coğrafyası. Bu bizim önceliğimizdir. İslam coğrafyası. Bakın İslam coğrafyasındaki kopukluğu şöyle anlayın. Herkes bize sığınabiliyor. Ama dikkatinizi çekerim. Bizim sığınabileceğimiz bir tane ülke söyleyin. Kardeşliğin ne kadar zedelendiğini buradan anlayın. İslam birliğinin ne kadar zedelendiğini buradan anlayın. Bana Türkiye'nin ve Türklerin bunca yardımseverliğine rağmen elini kolunu sallayarak özgürce böyle bir ortam olursa gidip sığınabileceği bir tek Müslüman ülke söyleyin. Rahat rahat girebilecekleri. Onların ne kadar rahat gelip bizim misafirperverliğimiz olmasına rağmen İslam anlayışını, İslam ümmetçiliğini, İslam birliğini ve İslam'ı anlayamayışımızın, kavrayamayışımızın, ortaya koyamayışımızın halen daha milliyetçi duygularla halen daha hareket ettiğimizin en bariz göstergesidir. Milliyetçiliği, bu şekilde bağnaz bir milliyetçiliği İslam ümmetinin içerisine sokan zihniyet batıdır, Avrupa'dır. 20 bin tane mezhep çatışmalarında insanını kaybeden, öldüren Avrupa'nın bu silahı çevirip Müslüman coğrafyasına doğrultmasından başka bir şey değildir. Uyanık ve dikkatli olmamız lazım. Cumanız ve cumamız mübarek olsun inşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.